Efendim, şimdi arkadaşlar size bir bant izleteceğim. Bilmiyorum yani hepiniz için şaşırtıcı olacak herhalde. Ayşe Hanım sizin için de, sizler için de. Konuşan Süleyman Yılmaz. Süleyman Yılmaz enteresan bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, şimdi biz biliyorsunuz Recep Bey sabah kahveye gitti mi, Yakup Bey'le konuştu mu diye bunun üzerinde durmuştuk ya Ayşe Hanım'ın abisi. Sonra Paşa Bey çıktı, yani Süleyman Bey, Paşa lakaplı Süleyman Bey dedi ki evet ben onu götürdüm ama öğle saatlerinde. Şimdi Recep Bey'i bir sabah erken gördüğünü söyleyen var. Evet. Süleyman Bey ben öğle saatlerinde götürdüm sonra tekrar geri aldım diyor. Fakat şimdi yeni bir şahit çıktı. Paşa Bey hani o servisle götürdü getirdim diyor Recep Bey'i. Yani rahmetlinin kayınbiraderine. Fakat Süleyman Bey diyor ki ben cinayet günü köyde Recep Kozal'ı gördüm. Saat 4-4.30 gibi gördüm. Üstelik kendi özel aracıyla gördüm diyor. Bakın izleyelim. Öğleden sonra 4.30 gibi. Ben Recep'i saat 4 ile 5 arası Çinger Mahallesi'nden çıktığını arabasında gördüm. Yola çıkıyordu. Hafif sis vardı. Selektör ettim. Adama durdu. Durunca ben geçtim. Ben geçince o da arkamdan benim arabasıyla beraber köy kahvesine geldi. O yolda durdu. Ben arabamı park ettim. Recep abi arabadan indi. Arabasını yoldan çıkarmadı. Çalışır vaziyette durdu. Geldi kahvenin camından baktı. Yani 2-3 saniye veya 5 saniye zaten 3-4 kişi vardı kahvede. Döndü arabasına bindi. Devam etti gitti Samsun'a. Veysel abinin öldüğü gün tek yabancı olarak Recep geldi oraya. Recep'i gördüğüme eminim yani. Ondan sonra sivil istihbarat geldi. Üzerine basa basa 3 sefer sordu. Yani 2 gün içerisinde dedi buraya herhangi bir yabancı bir kişi geldi mi? Orada yeğenleri vardı, akrabaları vardı. Hiç kimse demedi. Bana da dedim kalmaz onu söylemek. Onlardan biri söylesin. Onlar da söylemeyince ben de söylemedim yani Recep'in geldiğini oraya. Ama tabii bu bana hep işimde kuşku yaptı. Niye söylemedim? Hani söylemem gerekiyor diye ama ben de bunu Mustafa Uzuntaş diye bir arkadaşla paylaştım. Dedim Mustafa böyle böyle Recep ben burada gördüm Çinger Mahallesi'nden çıkarken. Dedi ki bana Süleyman o Veysel abinin kayınçosudur. Çıkabilir dedi oradan dedi. Doğru dedi. Biz de bir olayın içine gitmedik. Ben ama Recep'in Veysel abinin rahmetlinin kayınçosu olduğunu bilmiyordum. Recep iki sefer geldik ama. Bir Paşa lakaplı Süleyman Çilingir'le geldi. Bir de özel kendi arabasından geldi Gaman'a. Bu olay dikkatimi çekmesinin nedeni bu adam 30 senedir toplasan 30 sefer Gaman'a gelmemişti. Veysel abinin öldüğü gün bu adam Gaman'da. Niçin Gaman'da yani? Adalet önünde versinler ifadelerini. Yani ben bu işle olayla alakası var yok bilmiyorum. Daha iyi kendileri bilir. Ama herkes gördüğünü anlatsın. Ben gördüğümü anlatıyorum. Yok diyorlar kim götürdü? Götüren de belli zaten. Araba o saatte çıkmışsa götüren belli. Tamam belli. Kahveden konuşmuş ya. Kahveden gelip bakmış ya. Bir tek bu kişi mi görmüş onu? Başka hiç kimse görmemiş mi ama onu Gaman'da? Ama canım şimdi yani ben de bir şey yok, gördüğüm zaman yanımda 100 kişi olmasına gerek yok. İnsan tek tek görür yani. O saatte ne işi var? Gaman'da şimdi hani kahveden gelmiş camdan içeri bakmış ya. Hiç mi kimse bence görmemiş? Bence bakıp Yakup Bey'i arıyor o saatte ama Yakup Bey yok orada. Ben yokum orada. Yani bence seni arıyor. Belki iftira atıyor, o da iftira atıyor belki. Tabii herkes iftira atıyor. Hep millet iftira atıyor, sen doğru. Her şey nasıl iftira oluyor? Tek tek ama söyleyin ne olur ya. Sırayla konuşalım hayır, bu gerçekten. Bu beyefendinin iftira atması için ne gibi bir sebep tamam, var? Tamam ama Gaman'da bir tek bu mu görmüş bunu sabahtan? Başka gören var. Yani hanımefendi bir kişi görmüş olması. Ama kahvenin camından gitmiş içeri bakmış. Bu kahvede var mı yok mu Veysel diye. Ya iyi de şimdi sen arkada bir şey yaşarsın bir tek ben görürüm. Ama kahveden içeri baktı diyor ya camdan içeri baktı diyor. Sizin bu adamla bir husumetiniz var mı? Tanımıyorum ki. Hayır. Hayır yani Gürgen yatakta hanımefendi bir husumetiniz var. Niye iftira attın kardeşim? Sebep ne yani? Niye iftira attın? Tamam da o camdan içeri bakınca gayet... kahve açık. Kahve açık bak avukatım kahve açık. Orada bir kişiler var. Orada hiçbir kimse görmedi bunu. Kar yağıyor. Kar her taraf kar. Karısı herkes daha çok kahvede toplanır. Tamam işte. Adam diyor ki daha evvel gördüm arabayı çalışır vaziyette bıraktı. Ya abime sordum onu da. Yürüdü geldi. İki defa öyle geldi ben gördüm. Asla, bir sabahleyin arabasıyla geldi. Bir de Süleyman gitmedim. Bey getirdi diyor. Bir de bir şey sorabilir miyim size? Bir dakika bu konuyla ilgili mi soruyorsun? Bu konuyla mı ilgili? Yok. Biz abinden bahsediyoruz. Yok tamam abime yani bir tek bu kişi mi görmüş yolda? Evet bir tek bu kişi görmüş diyorum ben de cevaben. Ama kahvenin camından içeri bakmış. O kahvenin olduğu yerde çok evler var. Hiç mi kimse görmemiş ya, abime? Ya belki bir kişi var idi orada. Belki o denk geldi, öbürü denk gelmedi. Demek ki bu adam denk gelmiş. Yani hayatın boyunca sadece senin gördüğün şeyler olmadı mı?
Yani hayatın boyunca hiç sadece senin gördüğün ama şeyler... Ama bu Kaman dediğimiz yer, o tarafta da evler, bakkallar var. Bu tarafta kışın da evler, bakkallar var. Bakkallar nereye açmıyor? Hiç kimse görmedi bunu. Bakkal nereye açmıyor olacak orada ya? Belki başkaları söyler yani. Bakkalın karşısında kim var? Ya ben size söylemiyorum. Ya ben Müge Hanım'la konuşuyorum. Hayır, siz ben de buldunuz katili. Ayşe da cevabını vereceğiz. Ben bu şekilde konuşmayın. Katili bulacağım. Bir dakika. Ayşe Hanım'cım. Evet. Konuşmasın. Sen bir yerde giderken yolda bana... Yakup'a söyledin o lafı dinle. Ne? Bak Yakup'a söyledin ki, Yakup kaynım falan yere giderken, cenazeye giderken, mezara giderken Yakup'a dedin ki kaynım sen bu işi biliyor musun? Biliyorsan bu işi bizi uğraştırma. Yakup da sana söyledi ki beni intihar mı ettireceksin dedi. Yakup'a dedin ki sus. Beni intihar mı ettireceksin dedim. Beni... O zaman mesleden şüphelendim. Ben şimdi abimi öldürmedim. O zaman şüphelendim mesleden. Ya öldürmedi sağ olun Sefer'de konuşma. Açıklıyorum konuşma. Şimdi bir durun da Ali Bey'in söylediğinde tamam, bir şey var anlayalım. Bir dakika bırakın be kardeşim. Bunu Ali Bey daha evvel de söyledi kaldı. Şimdi siz cenazesine giderken. Cenaze gömdükçe sonra defnettikçe canım. Ayşe Hanım, Yakup Bey ne dedi? Yakup'a söyledi, kaynım dedi, sen bu işi biliyorsan dedi, bizi uğraştırma dedi. Yakup da dedi ki, ben dedi, intihar mı ettireceksin beni dedi. Ne demek intihar mı ettireceksin? Artık demek ki o yapmış suçu Yakup'un üzerine ya yitirecek. Ya niye ağzında senin bir intihar lafı var? Yani sen farkında mısın, sana kim ne söylese ben atacağım kendimi bir yerden deyip, hep intihar mı edeceğim, intihar mı edeceğim? Müge Hanım, bir insanın üzerine bu kadar yenilmez. Ama iyi de ben şimdi bunların hepsi de bilir. Yani beni hani bir olay olsa yani abime ben görsem olduğunu bir şey yani görmüş olsam gözümle şahit olsam hani hiç şansı olmaz o adamın. Hayır, bunlar çok iyi biliyorlar. Ama Ayşe Hanım sana demiş ki kaynım biliyor musun bizi uğraştırma demiş. Yok. Şimdi bunun cevabı beni intihar mı ettireceğindir? Bunun cevabı hayır bilmiyorumdur ya da biliyorumdur. O da demek istiyor ki herkes benden şüpheleniyor yani benden şüpheleniyorsa. Ama daha cenazeyi gömmüşsünüz geriye dönüyorsunuz. Hayır o zaman değil ya sonradan mezara gidiyor. Bir ay sonra olsun. Mezara gidiyor. Her gelen şey bana geliyor. Yani benim yanımda şüphelen her gelen bana toplanıyor. Ali Bey bir dakika senin kalkıp da bu şekildeki soruya bunu biliyorsan şeklindeki cevap ver sorusuna bana beni intihar mı ettireceksin demek yani bir takım şeyleri bildiğimi biliyorsun beni konuşturtma demektir. Evet. Hayır hocam. Mana olarak. Hayır hocam. Müge Hanım. Ben ondan şüphelendim ki iftira Gülsen, bu. Gülsen'in adına söyledim yani ondan bir şey biliyorsun. İftira bu hocam. Gülsen'in yani, adına söyledim. Sen de biliyorsun ne olduğunu. Ben de biliyorum. Bana niye soruyorsun? Evet. Ama açıklamadım yani. Ondan dolayısa dedim. Ya, o zaman abi söyleyin daha kimse ya. Bunu bir şey yok ki yani. Ya tamam bir dakika bak. Yani bu kadar bakın. Burada bir şey söyleyeceğim. O zamanki kelimeleri ben konuşuyorum burada. Sana söylenir. Sen ne bana atan kimdi? Onu söyle bize de onu bulalım ben, o zaman. Beni tehdit eden kimdir? Ben seni burada koruyorum. Arabasına kim silah attı? Açıklasın. İntihar davasını sen söylediğin zaman ben ondan şüpheliyim. Hayır, hayır. Sen konuyu bir arkaya gösterdin. Farkında mısınız? Sen hocanı bekliyordun ya. Arkadaşlar. Hanginiz aynı tepkiyi gösterdi? Süleyman Bey telefon attığımızda bakın. Şunları dinleyelim ya. Çok önemli bir şey söylüyor ve ben de size şunu soruyorum. Ayşe Hanım siz o gün abinizin öğle saatlerinde ve akşamüstü saatlerinde kahveye, o köye geldiğinden haberdar mıydınız? Hayır, haberim yok. Ben size söyledi mi? Hayır. Telefonlarımda bakın ki dokümanlarımda var mı bir yok mu? Bir dakika. Ben sizin tamam. Sözünüze itibar ediyorum tamam. Hanımefendi. Hayır, ben o gün Samsun'dayım. Tamam. Size hiç haberim dedi mi? Yok. Gitti mi? Gitmedi mi? Ben abim Gürgen Yatak'ta, ben Samsun'dayım. Ama o da Gürgen Yatak'tan sizin yaşadığınız Hasköy'e gelmiş. Hasköy'e gelmedi. Gelip gelmediğini görmedim Paşa ben. Paşa Hasköy'den tamam, almış. Tamam kahveye gelmişti. Ben kahvede değil yani, de ben evimdeyim. Yani Gürgen Yatak'ta yaşayıp Hasköy'den alındığına göre Hasköy'de sizin tamam, yanınıza da uğrama ihtimali var. Kahvede değilim ben. Geldi gelmedi ondan da haberim tamam. Yok. Tamam. Şimdi bu cinayet oldu. 2,5 yıl geçti falan filan ya. Sizin abiniz dedi mi? Ya ben de o gün oradaydım. Hiç keşke bir Veysel'i de görseydim. Son bir kez görüşmüş olurduk mesela. Hiç bana konu yapmadı. Hiç bilmiyordunuz. Hayır, hiç bana konu yapmadı. Peki, siz de zaten Recep Bey'in oraya geldiğini saklamaya çalıştınız. Bunun açıkça ifadesi budur. Sonra akşamüstü arabayla geldiğinden haberdar mıydınız? Akşamdan haberdar değilim ben. Ne haberim olacak benim yani? Ben Samsun'daydım. Ben tamam. Samsun'a inmiştim. Tamam, Samsun'daydın. Evet. Döndün. Aradan zaman geçti.
Aynı sorumu size de soruyorum. Recep hayır. Bey size söyledi mi? Hayır, hayır, keşke hayır. Ben de görseydim kaynımı. İşte bir siz bu kadar hayır. Kayınınız yakınsınız da Recep Bey'le Veysel Bey de kayın değil mi işte? Onlar niye yakın değiller? Çok seviyorlar ya, birbirlerini. Bana gelip gelmediğinden herhangi bir şey söylemedi. Hiç haberin yoktu yani. Yok. Peki bu şimdi sizi enteresan etmiyor mu bu bilgi? Hala da başka bir şeye yönleniyorsunuz. Ne işi var o adamın günde iki kere sizin köyde? Evet. Sen hiç, evet. Sen şimdi Recep Bey evet. Sizin köye geliyor. Tamam mı? Bir kişi de çıkıyor diyor ki Veysel geldi o gün işte o Recep Beylerin evinin oraya evet. Bağırdı çağırdı siz temizlemezseniz ben temizleyeceğim diye Erol Bey de söylüyor çıktı gitti diyor.